Evet arkadaşlar, bugün yeni bir video ile daha birlikteyiz. Şu an arkamda görmüş olduğunuz Ferik Vadilerine geldik. Burası geçmişi çok eski bir yapı. Yani milattan öncesine ait Ferikler zamanında oluşturulan yapıları görüyorsunuz. Bugün burayı inceleyeceğiz ve buradaki yapıları size aktaracağız. Umarım videoyu beğenirsiniz. Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Şimdi oraya doğru yürümeye devam edeceğiz. Çünkü herhangi bir ulaşım yolu yok şu an burada. Arkayı çeksene. Arka yoldan beri yürüyoruz. Hala daha yürüyoruz. Az kaldı. Birazdan vadinin önüne, mağaraların önüne yaklaşmış olacağız. Gerçekten çok ilginç yapılar, çok eski yapılar. O yüzden şimdiden size iyi seyirler diliyorum. Hadi geçelim. Sanki bir insan yüzü silüetine benziyor. Önden bakınca. Alt. İnsan silüeti yüzüne benziyor. İnsan silüetine benziyor. Yüzü insan yüzüne benziyor. Altındaki ağız, üstündekiler göz gibi. İçinde ne var acaba? Şurası da peri bacalarını andıran. Bu arada videoya çeken arkadaşım ismi Sabrican. Sanat tarihi okuduğu için konulara daha hakim. O yüzden birazdan kamera önüne onu alacağım ve o bilgilerini sizlere aktaracak. Hadi önden seni alalım Sabri. Evet arkadaşlar, eski insanlar taşlar yontarak kendilerine yaşam alanı oluşturmuşlar. Burayı da merdiven gibi yapmamışlar mı? Baksana. Evet. Bak. Sular da yapmış olabilir. Adım atmak için belki yaşam alanı oluşturmak istemişler. Yalnız çok simetrik yapmışlar. Baksana oval böyle. Değil mi? Evet. Çık bakalım biraz daha, içine girelim iyice. Belki içinde mezar veya mezar kurulmuştur. Allah, düşüyordum. Tut tut. Tabii buraya çıkmak bayağı sıkıntı, zor yani, kolay değil öyle. Baksana. Evet, sanki burada haç işareti var gibi. Nerede? Gel bak buraya da. Aa, doğru doğru. Bir ışık tutsana. Daha net belli olsun. Bak zaten tabii. Oyuk. Bak baba. Şöyle. Şöyle yaptığımız zaman içine çöküyor zaten. Burayı haç işareti şeklinde oymuşlar. Tabii eski insanlar burada ibadetlerini de yapmışlar. Belki eski bir kilise de olabilir. Yaşam alanından ziyade. Bunlar üstüne nedir sence peki? Şunların ne olduğunu düşünüyorsun? Buralar sondan kere de açılmış olabilir. Şey ya, olabilir mi? Gaz lambası var mıydı ki o zaman, o dönem? Gaz lambası olabilir veya eskiden yuvarlak taşlar çıkıyor. Yuvarlak taşların içine madenli şeyler saklıyorlar. Hmm. İnsanlar o almış olabilir. Bak ayak izleri de kalmış herhalde. Bunlar evet. Ayak izi değil mi? Ayak izi gibi. Baksana ama çok güzel ya. Manzarası da var. Bir tane penceresi var. Onu da göstereyim size. Böyle gökyüzü manzaralı. Burayı da oymuşlar bu şekilde. Gerçekten. İçinde tabii ateş de yapmış galiba insanlar. Şurası şurada büyükçe bir, bence yemek pişirme alanı olabilir burası. Tabii olabilir. Aa bak bak, buraya bir düzenek yapmışlar bak. Işık tutsana buraya. Tabii bak. İnsanlar hazine aramak için de buraları oymuş veya kazmış da olabilirler. Bunları bence bu mağarayı ilk yapan kişiler şey yapmış, oymuş buraya. Bak buradan, sen oradan ışık tuttuğun zaman buradan gözüküyor. Burası ne acaba? Çözemedim ben ama. İşte dediğim gibi sondan kere de oymuş, o insanlar hazine aramış olabilirler. Bak şuradaki haç işareti çok böyle bana. Ona ben de çok şaşırdım ya. Oldukça gözüküyor, oymuş. O zaman şey, Hristiyanmış demek ki bu şeyler. Tabii. Ferikler, değil tabii mi? Bir dine mensuplarmış yani o zamandan. Şöyle tekrar. Tabii sosyolojik yapısını incelemek lazım ama. Geniş alandan göstereyim size mağarayı. Bak şöyle, bu taşta sanki sondan kere eklenmiş gibi. Değil mi, değil mi? Buradaki taş biraz şey, bir farklı duruyor. Şurası açılmış gibi şöyle buradan şey gidiyor. Tabii buranın üstü de var, çıkardan gördük. Şimdi oraya da çıkacağız arkadaşlar. Oraya çıkmadan önce burayı size detaylıca tanıtmaya çalışıyoruz. Ayrıca bir de işaretler falan bakıyoruz. Burada murç izleri var. Ne izi var? Burada insanlar bir şeyler aramış. Murç izleri var. Bakalım hemen oraya da. Murçla yolmuşlar buraları. Murç ne demek? Murç. Murç ne demek? Yontmak için kullanılan demir malzeme, keserle
vurarak. Demir çağı var mıydı o zaman peki? Yok ya, şimdiki insanlar da yapmış olabilir. Hmm. Mor çalıp burada hazine aramış. Sence hazine aranmış mı burada? Muhtemelen aranmış. İlla ki aranmıştır çünkü tavanda da var bak, delik delikler. Burayı Mursa'da kazmış da olabilirler. Yontmuş olabilirler. Olabilir. Bak sonra kere kapanmış. Olabilir. Ama böyle bir kayayı getiremezler ki buraya. Bak buradakileri görüyor musun? Bak Evet. Sondan kere burada insanlar... Ya şimdi şöyle bir şey var. Bunları neyle kazdılar bu mağaraları? O da var. Bu kayayı neyle kazabilirler ki o zaman? İşte o zaman. O dönem. O dönem neyle kazmışlar? O dönemin keskin taşlarıyla. Acaba kaç bin yılda yapıldı bu mağara? Kaç yüzyılda bu hale getirildi? İşte Frigler'in sosyolojik yapısını incelemek lazım. Bak burası, bence şurası benim şeyime göre, düşünceme göre şurası şey... burada bence yemek falan yapıyorlardı, ateş yakıyorlardı. Çünkü şurada ilginç bir şey var. Bak, geçiş buraya, var böyle. Şurayı açmışlar ya. Bakayım. Evet. Bu ne için sence? Bunu da bilmiyorum. Ben de çözemedim ya, bu biraz... Her yerde çukur var. Baksana o karşılarda da falan da var. Delik. Bir dünya yerde delik var. Belki buranın altında mezar var. Bilemeyiz. Bilemeyiz yani. Çıkalım üst tarafa. Bir evet. De üst tarafa bakalım. Üst tarafa bakalım. Burası bence şey... İbadethane gibi, kilise gibi. Burada yaşıyorlardı veya ibadet ediyorlardı. Bunu daha profesyonel insanlar anlayabilir. Bizim şu an size tanıtımımız amatör. Emin misin salonun sonradan eklendiğine? Şu an arkadaş bu taşın sonradan eklendiğine çok emin şu an ama ben hiç öyle düşünmüyorum şu an. Siz de yoruma yazın. Sizce bu taş sonradan mı eklenmiş? Burayı kapı gibi kapatmışlar bak. Göster bak bunları. Oldukça ya tamam. Var. Şöyle bir şey var da buradan bir hat gidiyor ama. Dışarıdan da bakınca kapı gibi gözüküyor. Dışarıdan. Aynen dışarıdan da uzaktan da öyle gözüküyor da bunu... Oraya sonradan konulan bir şey değil bence o. Mümkün değil ha. O öyle bir taşı oraya. Nerede böyle oluyor işte. Kapatıyorlar. Bak şurada da ilginç bir şey var. Mesela bak burada da iki tane şey var. Burayı da şey yapsana. Ama bu bak öyle değil. O aş yukarı kadar gidiyor. Onun üstü toprak. Onun üstü toprak var. Bakayım. Bak, toprak. Evet. Ses geldi. Ses geliyor. Çiğ kuşlar var böyle. Hadi yukarı çıkalım artık. Evet, şimdi orayı inceledik arkadaşlar. Şimdi hemen hızlı bir şekilde diğer tarafları da inceleyeceğiz. Daha birçok alan var. O yüzden hızlı hızlı inceleyip videoyu kısa tutmaya çalışacağım. Hadi devam edelim şimdi. Bak şu yukarıda da pencere gibi bir şeyler var. Bunları da çeksene. Yukarıda pencere gibi. Bakalım oraya da çıkmaya çalışacağız. Bir çıkış yolu varsa orayı da deneyeceğiz çıkmaya. Bak bu vadinin üstü. Üstü bu oyun. Gel hadi o hızlı bir şekilde oraya da çıkmayı deneyelim bakalım. Buralardan bir çıkış gözükmüyor. Galiba etrafını dolanıp yukarıdan çıkacağız oraya. Oranın mutlaka bir girişi olması gerekiyor. Bak buraya çıkmak bayağı zor olacak ama çıkmayı deneyeceğiz. Gel burada yol var. Taşları doğurmuşlar. İnşallah düşmem. Dikkat et. Aşağı çeksene. Oha. Burayı görmen lazım. Burayı görmen lazım. Kapat istersen öyle geçemezsin. Evet şu an 2+1 evimizi tanıtacağız arkadaşlar. Şu an burası salon. Şöyle bir tane ufak penceremiz var yine. Şöyle manzaralı, orman manzaralı. Onun dışında haça baksana. Haça bir bak. Bak. Şurayı çek. Haç değil mi bu? Aynen. Hem de büyük bir haç. Ve bu derin bence. Kazmışlar galiba. Burası toprakla olmuş ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı derin, şöyle elimi soktuğum zaman bayağı iniyor yani.
Sonradan toprak olmuş usta. Gel bakalım. Buralarda yine aynı şeylerden yine var buralarda. Yine o çukurluklardan var, oyuklardan var. Onun dışında şöyle bir çizgi gibi bir şey var. Bu ne olduğu belli olmuyor, tam anlaşılmıyor. Gel hızlı bir şekilde hemen karşıya atlayalım. Şimdi oradan geçtik arkadaşlar. Burası muhtemelen daha büyük. Burada halkın toplandığı bir yer muhtemelen, salon gibi burası. Giriş, kapı girişi de burası. Buradan giriyorlar. Oradan da giriş var tabii. İki taraftan da giriş var. Burada büyük bir penceremiz var. Burası dışarıya çıkıyor. Burası diğer odaya çıkıyor. Aynı yere çıkıyor. Bak oradan da çıkış var, buradan da çıkış var. Ortak noktada buluşuyor ikisi de. Aynı yola çıkıyor. Bizim az önce tırmandığımız yola. Buradaki penceresi daha büyük. Görüyor musun? Evet. Ama çok güzel şey yapmamışlar mı? Manzaraya karşı bir pencere açmışlar. Oldukça güzel gözüküyor. O evet. Ama şurası belki de pencere amaçlı değil, gözetleme kulesi gibi maksatla da kullanılıyor olabilir tabi. Öyle değil mi? Tabii ki olayım olabilir. Olabilir yani. Buralarda yazılar var. Muhtemelen bunlar sonradan buraya gelen insanların yazdığı yazılar. Onun dışında yine oyuklar var. Buralarda çukurlar var. Buraları bu şekilde oyup çöp şey atmışlar gelenler. Tabii çöp mü olmuş yani. Gel bakalım. Buradan bir yere daha gidiyor. Evet, burada artık bitiyor arkadaşlar. Bu kayadaki şeyler bu kadar. Kompleks yapı bitti. Evet, kompleks yapı bitti. Burası da artık balkon oluyor galiba. Manzaraya karşı buraya çayı, kahveyi alacaksın. Yerleşeceksin. Bak üstteki kaya, karşı üstteki kaya nasıl durmuş. Evet. Onun yukarısında zaten bir şey yok artık. Evet. Şimdi karşıya geçeceğiz arkadaşlar. Evet, şimdi burada gördüğünüz şu ufak alana giremiyoruz arkadaşlar. Çünkü buraya girebileceğimiz herhangi bir yer yok sağında solunda. O yüzden burayı dışarıdan göstereceğim. Biraz daha yakından çeker misin orayı? Yaklaş biraz daha. Oranın tam ne olduğunu ben de anlamadım. Sen anladın mı? Yok, ben de anlayamadım. Oyulmuş orası, ama. Ne için düşünüldü, ne için o şekilde oyuldu, onu çözemedim. O yüzden orayı yorumlayamıyorum arkadaşlar. Şimdi diğer tarafa geçelim. Son bir yerimiz kaldı, çekim yapmadığımız. Son bir mağara daha var, orayı da gösterelim sizlere. Kayalar şeye benzettim bir an. Kayaları mantara benzettim. Mantar gibi durmuyormuş buradan. Sanki su oymuş gibi. Su veya rüzgar. Ha, bir de şuradan su yatağı var arkadaşlar. Muhtemelen buraya yerleşmelerin sebeplerinden biri de buradan gördüğünüz gibi su yatağı geçmiş. Suya yakın bir yerleşim kurmuşlar o yüzden. Şimdi şu yukarılara da bakalım. Bak şu yukarıları çekerek gelsene. Oralarda yine ufak oyuklar var. Taşların yapısı da çok ilginç. Hani şuradakilerde mi oyulmuş yoksa bunlar doğal mı? Şunun oyulabilecek yapısı falan. Bak oyulmuş gibi sanki. Şuralar oyulabilecek falan şekilde işte. Şöyle bir oyuk gibi duruyor yani. Hani doğal bir yapı gibi durmuyor. Evet, burada da böyle ilginç bir yapı var arkadaşlar. Etrafını muhtemelen sonradan örülmüş. Muhtemelen buraya yakın civardaki köylerden insanlar örmüş. Burayı da yakın çekin al. Burası da biraz ilginç. Evet, etrafını örmüşler. Şimdi son mağaraya geldik. Orayı da çekelim. Gel. Evet, son mağaranın girişine geldik. Burası biraz daha dar gibi. Gel bakalım. Evet, burası da burası galiba yerleşim için değil. Yani burası depo gibi bir şeye benziyor. Ben öyle bir şeye benzettim açıkçası. Çünkü küçük ve dar bir alan burası. Şurada yine aşağısı sondan kere toprak dolmuş olabilir ama. Buraya mı? Evet. Olabilir. Daha da derin olabilir. Olabilir. Çünkü biraz taşlar fazla burada, biraz dolgu toprak durmuyor çünkü. Şurada mantar gibi bir şey var yine. Ağaç gibi. Bak bir şey var. Umut çizileri burada aramış. Bak şurada çok güzel bir oyuntu var. Ona geçmeden önce şurayı çek. Ya burada yine bir oyuntu var. Şu delikler ne acaba? Baksana aşağıda delikler var. Umut çizileri ya bunlar. Bak asıl burada var o izler. Bak. Gel özellikle buraya.
Baksana. Çok net çıkmış buradan vurdukları i̇şte dağları. Insan... Bu şekilde kazmışlar değil mi bunları? Oymuşlar. Hem bu şekilde hem de hazine aramışlar. Bunlar sonradan yapılan mı yoksa o dönemin yapıldığı şey mi? Sonradan sence? Yapılma ihtimali daha yüksek. İnsanlar olur. Burada hazine aramışlar. Belki de vardı. Olabilir. Bak. Şurada çatlamış zaten. Şöyle yine bir şey gidiyor. Çatlak var. Tabii şöyle. Ki siz izinsiz kesinlikle yapmayın. Burada da şurası farklı. Böyle anlayamadım ben buranın ne olduğunu yine. Şurada şöyle bir şey yapılmış. Bu burası da böyle oyulmuş arkadaşlar. Arılar var Onur. Ne? Arılar var. Arılar var fazla girmeyelim. Şey, kendimizi sokturmayalım arkadaşlar. Şöyle hemen uzaklaşalım. Gel bir de etrafına bakalım. Varsa arılar bir şey. Uçuyor. Başka bir şey varsa orayı da çekelim yoksa videomuzu bitirelim artık. Çünkü çok da bir şey kalmadı artık. Tüm şeyleri çektik. Var olan mağaraları çektik buradaki. Gel şöyle üst tarafa da çıkalım. Burası da böyle arkadaşlar. Burada da bir şey yok artık. Gördüğünüz gibi video bu şekildeydi. Size Ferik Vadilerini tanıttık. Bu videoyu da sonuna kadar izlediyseniz şimdiden hepinize teşekkür ederim. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.